Dünyadaki bütün balıkçılar şu zamana kadar yakalanmış ve yakalanması en zor olan o büyük balığı yakalamanın hayalini kurarlar. Sadece sayılı balıkçı bu unvana sahip olabilmiştir. Bazıları bunu büyük bir ekip sayesinde yapabilmişken bazılarının ise sadece şansı yaver gitmiş. Her iki türlü de bu balıkçılar yakaladıkları büyük balıklar sayesinde dünya çapında ün kazanmışlar. İşte karşınızda şu zamana kadar yakalanmış en büyük 10 balık. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Oltalarınız hazırsa hadi başlayalım. Balina köpek balığı. Şu zamana kadar yakalanan en büyük balina köpek balığı 2012'de Pakistan'da yakalandı. Aslında onu yakalamadılar. Köpek balığı zaten çoktan ölmüştü. Karaya vuran köpek balığı yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 7 tondan fazla ağırlıktaydı. Balıkçılar da 7 tondan fazla ağırlığı kaldırabilecek ekipman olmadığı için yetkililer tarafından balığı kaldırabilecek inşaat vinçleri getirdiler. Bu köpek balığının başarılı balıkçılar sayesinde yakalandığını kanıtlamak için yerel bir iş adamı tarafından 19 bin dolara satın alındı. Köpek balığının üzerinde bir inceleme yapılmasına rağmen ölüm nedenini belirleyemediler. Yayın balığı. Geçenlerde İtalya'daki Po nehrinde dev bir yayın balığı yakalandı. Balıkçılar yakaladıkları yayın balığının uzunluğunu ve ağırlığını ölçtükten sonra mutluluktan ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü yakaladıkları yayın balığı şu zamana kadar yakalanmış en büyük yayın balığıydı. Kendi kariyerlerindeki yakaladıkları en büyük balık rekorunu kırmakla kalmadılar, aynı zamanda yeni bir dünya rekoru kırdılar. Yayın balığının uzunluğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 127 kilo ağırlığındaydı. Ancak bazı balıkçılar bunun şimdiye kadar yakalanmış en büyük yayın balığı olmadığını iddia ettiler. Şimdiye kadar yakalanmış en büyük yayın balığı 19. yüzyılda yakalanmıştı. Bu iddiaları teyit edebilecek hiçbir belge ve kanıt olmadığı için İtalya'da yakalanan yayın balığı şimdiye kadar yakalanmış en büyük yayın balığı olarak kabul edildi. Timsah balığı. Timsah balığı dünyadaki en harika balık türlerinden biridir. Adından da anlayacağınız gibi görünüş olarak bir timsaha çok benziyor. Günümüzdeki timsah balıkları 150 milyon yıl önceki formlarını hiç kaybetmemiş olacak ki hala aynı görünüme sahipler. Timsah balığı yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındadır. Resmi verilere göre şu zamana kadar yakalanmış en büyük timsah balığı 2.92 metre uzunluğunda ve 122 kilo ağırlığında. Timsah balıklarının çok doyumsuz canlılar olması ve bu kiloya sahip olmaları hiç şaşırtıcı değil. Timsah balıklarının midesi 45 kiloya kadar balık tutabilecek bir boyuta sahiptir. Bu da onların ne kadar doyumsuz ve her zaman yemeye hazır olan canlılar olduğunun kanıtı. Timsah balıklarının dişileri özellikle üreme mevsimlerinde daha çok yeme ihtiyacı hissederler ve doyumsuzdurlar. En büyük mavi yüzgeçli orkinos. Sırada balıkçılar arasındaki en efsanevi rekor var. 1979'da bir grup balıkçı balık tutarken büyük bir orkinos yakaladı. Bu balık şu zamana kadar hala rekoru kırılamamış bir balık. Bu dev orkinos yaklaşık 635 kilo ağırlığındaydı. Yani anlayacağınız yarım tondan bile ağır bir balık yakalamıştı. Böyle bir orkinos balığının yakalanması balıkçıların tam bir saatini almıştı. Balıkçılar tarafından kırılan bu rekor sonsuza dek efsanevi ve kırılamaz bir rekor olarak kaldı. O zamandan beri hiç kimse bu dünya rekorunu kırmayı başaramadı. Yani anlayacağınız neredeyse 40 yıldır bu rekoru kırabilen yok. Kaplumbağa. Tatlı su kaplumbağaları kaplumbağa türleri arasındaki en büyük olan türdür. Uzunlukları yaklaşık 1,5 metre ve kabuğunun yüksekliği yaklaşık 1 metredir. Yaklaşık olarak 60 kilo ağırlığında oldukları bilinse de bazı kaynaklara göre 90 ila 105 kiloya kadar ulaşabilirler. Oldukça korkutucu bir görünüme sahip olan bu kaplumbağa timsah yakalayan bir kaplumbağa kadar korkutucu görünmüyor olsa gerek. Bu kaplumbağaları çok daha tehlikeli yapan özellikleri ise saldırganlıklarıdır. Sizi kolayca ısırabilir ve ciddi şekilde yaralayabilirler. Bu yüzden eğer tatlı su kaplumbağası görürseniz ona yaklaşırken çok dikkatli olmalısınız. Şu zamana kadar kaydedilen en büyük tatlı su kaplumbağası Chicago Hayvanat Bahçesi'nde duruyor ve 107 kiloluk bir ağırlığa sahip. Ama bu adamın nasıl bir canavar yakalamayı başardığına bakın. Ağırlığıyla ilgili bir bilgimiz yok. O yüzden bu kaplumbağanın ne kadar ağır olduğunu düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Güneş balığı. Dünyanın bilinen en ağır kemiklerine sahip balık türü güneş balıklarıdır. Yetişkin güneş balıkları yaklaşık olarak 2,5 kilo ile 1 ton arasında bir ağırlığa sahiptir. Guinness Rekorlar kitabına göre şu zamana kadar yakalanmış en ağır güneş balığı 1908'de Sydney yakınlarında yakalandı. Boyu 4 metre uzunluğunda ve 2235 kilo ağırlığındaydı. Atlantik Okyanusu'nun kıyılarında 5,5 metre uzunluğunda bir güneş balığının yakalandığına dair kanıtlar da var. Ama nedense güneş balığının ağırlığı bir sır olarak kalmış. Güneş balıkları okyanusta gezinmekte çok zorlanırlar. Çünkü okyanustaki köpek balıklarına, katil balinalara, deniz aslanlarına ve diğer büyük yırtıcılar için kolay av olmaktan kaçamazlar. Goliath kaplan balığı. Goliath kaplan balığı balık türleri arasında gerçek bir canavardır.
yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 50 kilo ağırlığındadır. Orta Afrika'da özellikle Kongo nehrinde çok sık rastlanılır. Kaplan balığının jilet gibi keskin 32 dişi vardır. Avlarının kemiklerini çiğnemeden kırabilirler ve çok hızlı bir şekilde yakalayabilirler. Hayatları boyunca sürekli dişleri dökülür ve yenileri tekrar tekrar çıkar. Goliat mükemmel bir işitme yeteneğine de sahiptir. Düşük frekanslı titreşimlerle avı hissetme yeteneğiyle mükemmel bir avcıdır. Şu zamana kadar kaydedilmiş en büyük kaplan balığı Raymond Helmans tarafından yakalanmıştır. 9 Temmuz 1988'de yakaladığı balığın ağırlığı 97 kiloydu ve bu geçilmesi en zor rekorlardan biridir. Vahşi açlık dönemlerinde kaplan balıkları insanlara saldırabilir ve hatta timsahlara bile saldırabilirler. Resmi olarak bildirilmiş birçok vaka bulunmaktadır. Dev Travali. 2006 yılında şansa çok yüksek olan bir Japon balıkçı Hamasaki inanılmaz bir dev travali yakaladı. Balıkçı bu 160 kiloluk dev travali balığını evinin yakınında bulunan bir gölette yakalamayı başardı. Katil Timsah. Lolong adlı timsah Guinness Rekorlar kitabında şu zamana kadar yakalanan en büyük timsah olarak yerini aldı. Timsahın bir çiftçi ve 12 yaşındaki bir kızın ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Timsahı yakalamak için 100 kişilik bir ekip kuruldu ve 3 hafta süren çalışmalardan sonra dev timsahı yakalamayı başardılar. Timsah Eylül 2011'de yakalandı ve incelemelere göre timsahın 50 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bu timsah yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Timsah ne oldu dersiniz? Onu yaşadığı yere geri bıraktılar. 2013'te timsah kıyıya şişmiş bir karınla çıktı. Kıyıya gelip timsahı muayene eden veterinerler birkaç saat sonra bu dev timsahın ölümünü resmen açıkladılar. Timsahın ölüm sebebi ise zatürreye yakalanmış olmasıydı. Türkiye'de yakalanmış en büyük alabalık. Dünyadaki birçok ülkeyi anlatmışken kendi ülkemizi anlatmasaydım olmazdı. Elazığ'da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, Keban ilçesinde Keban barajını besleyen Fırat Nehri'ne arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Oltasına balık takılan Yayar, arkadaşlarının da yardımıyla yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın sonucunda balığı kıyıya çıkarmayı başardı. Balığı tartan balıkçılar 10 kilo 200 gram ağırlığında 115 santim boyunda olduğunu belirledi. İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi gönderdi. Yapılan incelemelerde balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti. Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, ava başladıktan bir saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5 ila 6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkartabildik dedi. Tüm bunlar bir yana lütfen bilinçsiz avcılığa hep beraber karşı çıkalım. Bilinçsiz balıkçıların balıkları avlamak için avlanmada kullanması kesinlikle yasak olan jeneratör, mırmır, tırıvır gibi teknikleri kullanması balık neslini tümden tehdit ettiği gibi milyonlarca balık yumurtasının da yok olmasına sebep oluyor. Lütfen daha fazla kazancım olacak derken bu katliamı yapmayalım. Yapanları da bilinçli vatandaşlar olarak uyaralım. Aksi takdirde bizim bencilliğimiz yüzünden bu balıkları bizden sonraki nesiller hiç göremeyebilir. Eğer sizin de böyle bir hobiniz varsa yakaladığınız balığın en çok kaç kilo olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Belki bir sonraki videoda sizin yakaladığınız balığı anlatırız. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.